yani aldanmasın vatandaşlar yani. Ankara'da düzenlenen Afet ve Acil Durum Yönetimi fuarında renkli görüntüler vardı. Fuarın vazgeçilmesi, arama kurtarma köpekleri, K9'lar büyük ilgi gördü. Ayrıca afet ve acil durum anında ihtiyaç duyulabilecek her şey fuar standlarında yerini aldı. Hiçbir şey gözünden kaçmıyor. Hedefi buluyor ve haber veriyor. Ödülünü almadansa yerinden ayrılmıyor. Aferin oğlum. Gel. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin arama kurtarma ekibinin vazgeçilmesi K9 köpekleri özel bir ilgiyle eğitiliyor. Aferin oğlum. En az 6 aylık bir süreçten geçmesi lazım eğitim. Bir diğer kahraman da AFAD'ın standındaydı. AFAD'ın vazgeçilmez arama kurtarma ekibinden Ela var yanımızda. Ela çok sevimli bir köpek. Nasıl, başarılı mı? En son nerede görev aldı? Başarılı bir köpek. Bütün görevlere götürüyoruz. Sertifikalı bir köpek. Sınavlarını geçti. Arama köpeğimiz Ela, dişi bir köpek. Şu anda görev halinde, evet. Bir arayış içerisinde. Kesinlikle. Evet, çok sevimli. Peki çalışması kolay mı Ela'yla? Onu ödülle eğitiyoruz. İki yıl kadar bir eğitimleri oluyor ve bu eğitim ömür boyu devam ediyor yine. İki gün boyunca sürecek olan fuar birçok teknolojinin tanıtılmasına imkan sunuyor. Ameliyathanemiz kendi içerisinde büyüyüp küçülebilen tarzdadır. Mobil taşıma esnalarında küçülebiliyor. Ve şu an gördüğünüz bu sistemde genel amaçlı, yani beyin cerrahisinden tutun doğuma kadar, yani bütün aklınıza gelebilir bütün operasyonlar yapılabiliyor. Çukura düşen insanları kurtarmaya yarayan, ipin üzerinde çalışan bir cihazdır. Bunun adı liberatördür. Bunun benzin motorlusu vardır. Bu kendisi akülüdür. Uzaktan kumandayla da çalışır. Yani kurtarmacı herhangi bir fenalık geçirip bayıldığında da uzaktan kumandayla ona kumanda edip cihazı çalıştırıp her yaralıyı hem de kurtarmacı kurtarabilirsiniz. Su altı aramalarında kullanılmak üzere üretilen cihaz ilgi odağıydı. %100 yerli bir üründür. Bu cihaz sayesinde çok hızlı bir şekilde su altı incelemesi yapmak mümkündür. Özellikle boğulma olaylarında ceset arama. Bununla birlikte petrol boru hatlarının incelenmesinde su altında kanıt arama, yine ceset arama faaliyetlerinde kullanılabilir. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Türkiye'nin ilk afet yönetimi fuarı olan İDMİ Uluslararası Afet Yönetimi Fuar ve Konferansı'nın bu yılki teması çok geç olmadan. Konunun sadece profesyonellerini ağırlamaya çalışıyoruz biz. Profesyonelleriyle üreticileri, yani o üç önemli sac ayağı var. Üreticiler, servis sağlayıcılar ve tüketiciler. Bunları bir araya getirmek temel amacımız. Bütün dünyada da bunu yapmaya çalışıyoruz. Fuarın açılışına katılan Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Yardım Genel Sekreteri Jamila Mahmut, ilk kez düzenlenecek olan Dünya İnsani Yardım Zirvesi'nin 2016 yılında İstanbul'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Mahmut, Türkiye insani yardımda dünyada 3. sırada yer alıyor. Bu çok önemli. Türkiye'nin dünyanın geri kalanını öğreteceği çok şey var dedi.